6 Kasım 2023 Pazartesi, Bursa At Yarışı tahminlerimize hoş geldiniz. Bildiğiniz üzere günde bir yarış programını ücretsiz olarak YouTube kanalımızda yayınlıyoruz. Elazığ yorumlarımız, yarış günü WhatsApp listemize paylaşılmaktadır. Doğu illerinde özellikle gidişat hakkında detaylı bilgi isteyenler, WhatsApp hattımızı ekleyip üyelik hakkında bilgi alabilirler. Bursa programında 9 koşu var. Tüm koşular hakkında detaylı yorumlarımızı yapacağız. Takip atlarımızı, iyi duruma gelen tüm isimleri ve yarış gidişatları hakkında sizleri bilgilendireceğiz. Detaylı yorumlarımız ile tüm atlar hakkında bilgi sahibi olabileceksiniz. En faydalı bilgileri bulabileceğiniz bu videoyu izlerken beğeni yapmayı unutmayalım. Şimdi koşu yorumlarına geçelim. Birinci koşu bir numaralı Eylir ağası, ilk yarışında çok kıymetli bir beşincilik elde etti. Sürpriz konumdaydı ve fazlaca dikkate alınmayacak işlerle ilk yarışına katılmıştı. En iç kulvardan yarışa başladı. Start çıkışını çok iyi yapamayınca önü kapandı ve grubun en gerisinde kaldı. Son viraj dönülene kadar en geride olan Eller ağası, 50 metre kadar trafik sorunu yaşadıktan sonra sprintine başlayabildi. Dış kulvardan çok güçlü geldi ve yakın ara 5. olabildi. Biraz daha mesafe olsa dördüncü de olabilirdi. İlk yarışından sonra daha iyi işler yapan Elır Ağası, bu koşuyu kazanabilecek güçtedir. İdmanlarından daha iyi koştuğunu gördüğümüz için, net favori olarak öneriyoruz. İlk rakip olarak 3 numaralı Çağrı Bey'ini yazalım. Çağrı Bey'i, aynı gün benzer şartlarda Elır Ağası gibi idman yaptı. İkisi de benzer dereceler sergilerken, Çağrı Bey'inin çok daha rahat bir şekilde o dereceyi yaptığını gördük geçtiğimiz ay çalışarak yaptığı dereceleri bu ay çok rahat yaptığını söyleyebiliriz. Dolayısıyla totosuna aldanmadan bizce tüm kuponlara yazmalıyız. 7 numaralı Puslu Dağ'da totosu kötü olup idman pistinde farklılaşan isimlerden biridir. Son işini çok beğendiğimizin altını çizelim. Bugün kapalı gözlük takısını çıkartıp, kulaklık ve göz koruyucu takarak yarışacak. Kazanma şansının olduğunu ve ihmal edilmemesi gerektiğini belirtelim. Son olarak bu grubu genelde geçen 2 numaralı Ben Hasan'ı yazalım. İstikrarlı yarışlar sergileyen Safkan, bugün de üst sıraları zorlayacaktır. Yazdığımız atlar eksik koşarsa, Ben Hasan Maiden'dan çıkabilir. Günün ilk koşusunda sizlere 4 isim önerdik. Rakamsal sıralamamız, 1, 3, 7, 2, şeklinde oldu. İkinci koşu. Rakipleri biraz sert olsa da, biz ilk şansı 4 numaralı Baba Fahrettin'e vereceğiz. Bugün Muhammed Mir Bilgin idaresinde yarışacak olması şansını biraz arttırdı. Önde çok rahat bir şekilde liderliği alacak ve hiç sıkıştırılmayacak. Belki Yürek Star'ın ekürisi Erlikan, ekürisine fedai amaçlı yarışı süratlendirmek isteyebilir. Çünkü Yürek Star bekleme yaparak başarılı oluyor ve süratli tempolara ihtiyaç duyuyor. Erlikan normalde yarışı önlerde takip eden bir isim. Yani kendi stilinde yarışırsa baba Fahrettin ağır tempoda yarışı sürdürür. Ama ekürisine fedai amaçlı kamçı sopa kaçarak baba Fahrettin'i bozma ihtimali de var. Dolayısıyla baba Fahrettin'i çok avantajlı görsek de, ilk sıradan yazmakla yetinelim. Bizce ilk rakip, 5 numaralı Cebelp olacaktır. İdman pistinde mükemmel gözüken Safkan, isterse önlere yakın bir gidişat sergileyebilir. İlk kez Mehmet Akyavuz idaresinde yarışacak. Fakat uyumlu olacaklarını düşünüyoruz. 5 numaralı Cebalp kuponların olmazsa olmazıdır. 3 numaralı Yürek Star, grubun en kaliteli atlarından biri fakat, süratli tempolara ihtiyaç duyduğunu söyledik. Bugün ekürisi bir şeyler yaparsa iddialı olabilir. Belki de ekürisi sadece kendine koşacak. Çünkü gidişat bakımından Erlikan daha avantajlı konumda. Sonuç olarak ekürilerden birini kuponlarda bulunduralım. Son olarak yine önlere yakın bir yarış sürdürecek olan bir numaralı Boz Hayat'ı yazalım. Adem Ceylan idaresinde 3'te 2 yaptı. Baba Fahrettin'e Grup Sert gelir ve erken keserse Boz Hayat kazanabilir. Son sıradan şans verdik fakat çok tuttuğumuzu ve tüm kuponlarda mutlaka olması gerektiğini belirtelim. Bu koşuda da sizlere 4 isim önerdik. Rakamsal sıralamamız 4 5 3 1 şeklinde oldu. Üçüncü koşu. Bu koşuda süratli bir tempo bekliyoruz. 5 numaralı Eser liderliği alarak yarışan bir isim. 2 numaralı Kayabırt'te liderliği ısrarla isteyen süratli bir isimdir. Bu ikili beraber yarıştıklarında Eser'in daha iyi çıkıp liderliği aldığını biliyoruz. Biz ilk şansı 1 numaralı Banamüsade'ye verelim. Normalde son yarışını kolay kazanması gerekirdi. Binicisinin bu kadar bekleyip trafiğe karışmasına anlam veremedik. Yarış hafif süratli başlamasına rağmen, arka grup tamamen uyuyunca öndeki atlardan biri kazandı. Bana müsaade, bugün de lehine şartlarda yarışacak. Son yarışı gibi kolay bir grup değil. En iyi yarışını yapması gerekiyor. Bu da binicisinin performansı ile alakalı diyebiliriz. Halil iyi idare ederse kazanabilir. İlk sıradan yazalım. 3 numaralı Aslan Soylu, bu tip gruplarda her zaman söz sahibi olabilecek kapasitede bir isim bizce bugün Nevzat idaresinde mutlaka kazanır da adını duyuracaktır. İkinci sıradan yazalım. Ön grup atlarından 5 numaralı eseri kuponlara işaretleyelim. Bu safkan iyi çıkarsa mutlaka... Sonraki koşuya geçmeden önce, WhatsApp listemizin yararlandığı ayrıcalıklardan biraz bahsetmek istiyoruz. WhatsApp abonelerimiz, YouTube kanalımızda olan tüm yorumları yazılı olarak her akşam alırlar. YouTube yayınlarını izlemelerine gerek yoktur. Yarış günü gelecek olan son dakika bilgilerini ve altılı şablonlarını yazılı olarak WhatsApp listemize paylaşıyoruz. Ayrıca YouTube günlük bir yarış programı yayımlanıyorken, WhatsApp hattımızda iki yarış programı için tüm koşular yorumlanıyor ve abonelere gönderiliyor. YouTube kanalımızda olmayan Doğu illerine verdiğimiz tahminleri, yorum ve şablon şeklinde yine yarış günü WhatsApp listemize gönderiyoruz. Siz de katılmak isterseniz 0 542 832 1444 numaralı hattımızı ekleyiniz. WhatsApp hattımızdan bilgi almadan işlem yapmayınız. k liderliği alacaktır. Kayabırt'ın önünde tempoyu kurabilirse son metrelere kadar lider gelebilir. 10 yaşında olmasına rağmen bazen çok iyi performanslar gösteriyor. Kuponlarda mutlaka olsun. 7 numaralı Köy ağası Demir genelde start problemi yaşayan bir isim fakat süratli geçen tempolarda iyi bir son verebiliyor. Sprint mesafesini ayarlarsa, bu grubu geçebilecek güçte olduğunu belirtelim. İhmale etmemekte fayda vardır. Bu koşudaki rakamsal sıralamamız, 1, 3, 5, 7, şeklindedir. Dördüncü koşu. Bu koşuda süratli bir başlangıç olacaktır. 5 numaralı bal perisi ilk etapta liderliği mutlaka alacaktır. 8 numaralı ipar bu kez onu rahat bırakmaz diye düşünüyoruz. 7 numaralı çatal pınarı da süratli bir isim olup, kendinden daha süratli atları yakın takip ederek yorabilecek kapasitededir. 6 numaralı balık kız, bu grupta ve bu şartlarda en şanslı gördüğümüz isimdir. Son üçüncülüğünde öndeki atlatı atlamakta zorlanmıştı. Fakat o gün tempo ağır geçmiş ve öndeki atlarda nefesi kalarak direnme gücü ile balık kıza geçit vermemişlerdi. Son yarışında ise daha sert bir grupta start aldı ve yarış görme amaçlı döngel yaptı. Bugün bu koşuyu hedeflediklerini düşünüyoruz. Balık kızın son işinin mükemmel olduğunu belirtelim. Yarış süratli tempoda geçse bile, geriden çok etkili gelebilecek bir isim yok. Önlere yakın konumlanacak olan Balık Kız düzlükte önündeki atları kolay atlayabilirse rahat bir birincilik elde edebilir. Biz 6 numaralı Balık Kız'a ve binicisi Onur Yıldız'a güveniyoruz. Eğer bir sorunu çıkmaz ve çok eksik koşmazsa bu gruba geçilmeyecektir. 6 numaralı Balık Kız günün bankosu olarak yazılabilir. 5. koşu 2 numaralı bay maraton son yarışında çok başarılı bir ikincilik elde etti. Kazanan isim kadar fotoya diri girdiğini belirtelim. Bugün tekrar Halil Kaplan idaresinde yarışacak ve yine üst sıraları zorlayacaktır. Alternatif banko arayanlar değerlendirebilirler. Biz bu koşuda riske giremedik. Ağır bir tempo olacak ve önde diri kalabilecek ters isimler olabilir. Dikkat etmek lazım. Bizce bay maraton tek yazmayanlar, ayırımsız olarak hepsi işaretlesinler. Bu ATT kesik koşarsa bizce hepsinin şansı eşit olur. Çıkarttığımız attan yatmamak için bu koşuyu hepsi işaretleyelim. 6. Koşu Günün 6. koşusunda ağır tempolu bir gidişat bekliyoruz. Liderliği alabilecek çok süratli bir isim yok. Tempo atları arasından 3 numaralı Dodurga'dan liderlik hamlesi gelebilir. Dodurga'nın ağır tempolu yarışları çok başarılıdır. Erkenden önlere gelirse bizce kazanma şansı artacaktır. 2 numaralı Tatlıça isteyince sert rakipleri geride bıraktı. Son yarışını görmezden gelelim. Form durumu geriye gitmediyse bugün de üst sıraları zorlayacaktır. 4 numaralı Kondube'yi form tuttuğunda ağır kiloda da etkili koşuyor. Bugün Muhammed Mir Bilgin idaresinde yine üst sıralarda adını duyurabilir. 6 numaralı Dobar ve 7 numaralı editör beklentilerin altında kalsa da bugün sigorta amaçlı yazılmalılar. Bazı şartları kendilerine göre ters bulsak da dışarıda bırakırsak kazanacakları tutacağı için sağlam kuponlara yazalım. Bu koşudaki rakamsal sıralamamız 3 2 4 6 7 şeklinde oldu. 7. Koşu Bu koşuda liderliği 6 numaralı Master Klasman alacaktır. Çok süratli stili bir rakibi yok. Steps of Iron ve Jigs Life yakın takip edebilirler fakat bu mesafede zorlamazlar diye düşünüyoruz. Master Classman'ın son işini de çok beğendik. Kazanarak buraya geliyor ve bizce bu grupta da iddialı olacaktır. Boş bırakırsanız net olarak kazanır diyebiliriz. Ancak ciddi iki rakibi olduğu için tek bırakamıyoruz. İlk rakibi bir numaralı Mr. Görkem olacaktır. Bu safkan gruptan farklı bir isim. Son yarışlarında kendi gruplarında mücadele etmiş ve üst sıralara tutunmaya çalışmıştı. O gruplar ile bu rakipleri kıyaslama yapmayalım. Bu atın form durumu geriye gitmiştir diye yazmazsanız, kolay kazanırken sergileyeceği görüntüyü gözünüze sokabilir. Mutlaka kuponlar olsun. Daha sonra yine idman pistinde çok iyi gözüken 3 numaralı Steps of Iron'u yazalım yarışı önlerde götürecek olması avantajına olacaktır. Bizim için de çok güzel bir sigorta adayıdır. Master klasmanı erken atlayabilirse, Mr. Görkem'e de direnip kazanabilir. Kesinlikle ihmal etmemek gerekir. 5 numaralı Sel Ye Boy ise Mustafa Çiçek'ten dolayı yazılabilir. Bu safkan formda çok istikrarlı koşuyor fakat, biz Mustafa Çiçek'ten dolayı yazıyoruz. Bu aralar çok formda ve çok başarılı at biniyor altındaki at biraz iyi ise mutlaka birincilik mücadelesine dahil ediyor. Dolayısıyla bu safkanı da ihmal etmemek gerekir. Bu koşudaki rakamsal sıralamamız, 6, 1, 3, 5, şeklinde oldu. 8. koşu. Bu koşudaki hafif süratli isimler 2 numaralı Biont Redemption, 7 numaralı Gulyev ve 5 numaralı Kandıra Güzel'idir. King Karel ve Overtide de zaman zaman liderliğe hamle yapabilir. Bu yarışta tempo tamamen start çıkışına bağlı olarak değişecektir. Biz ilk şansı idman durumunu beğendiğimiz isimlere vereceğiz. 5 numaralı Kandıra Güzel'i ve 9 numaralı Zisno Ekürilerinin her ikisi de çok iyi durumda. Biri liderliği alır, diğeri de sonradan gelir. Yani her türlü gidişatta çok başarılı olacak isimlerdir. Eküriler bu koşunun net favorisidir. 8 numaralı Overti bekleyerek de başarılı oluyor. Kazandığı yarıştan sonra formunu koruduğunu gösterdi. Bugün de kuponlarda olsun. 6 numaralı King Karel aradan sonra iyi hazırlanmış. Geçen yılki dinçlik yarışını da kazanmış bugün de 2'de 2 yaptığı Sezer Çelik idaresinde yine kazanabilir. 1 numaralı Kuampo beklenenin altında koşmaya devam ediyor. Fakat kazanma karakteri düşük isimleri bu aralar yazacağımızı söylemiştik. Yıl sonu atları kontejanından yazalım. Önde boş kalırsa bitirebilecek olan 2 numaralı Beyond Redemption ile bu aralar form durumunu beğendiğimiz 4 numaralı Bartu Bey, geniş kuponlara eklenebilirler. Bu koşudaki rakamsal sıralamamız 5 8 6 1 2 4 şeklinde oldu. 9. koşu. Bu koşuda sizlere 2 at önereceğiz. Şartlı 19'da zor bir mücadele olacak fakat bu iki isimle geçebileceğimizi düşünüyoruz. Favorimiz tabii ki bir numaralı Foudroyunt olacaktır. Bu safkanı son yarışında yıl sonu geldiği için tek olarak önermiştik. Normalde kazanma karakteri düşük isimlere çok güvenmediğimizi bilirsiniz. Fakat son yarışında kazanmaya çok yaklaştığı halde son metrelerde dışından gelen rakibine direnemedi. Yani kazanmış kadar başarılı koştu. Daha önceki ikinciliklerinde öndeki atı atlamakta zorlanıyordu. Artık önlere yakın gidip düzlükte liderliği erken almayı hedefliyor. Bu sayede daha başarılı olacaktır. Üstelik bugünkü rakiplerin çok çok uygun olduğunu belirtelim. Biz yanına sadece sürpriz bir takip atımızı yazacağız. Aradan sonra farklılaşmaya başladığını söylediğimiz on numaralı Alexandra Udinov, bugün Çin piste çıkacak. Mükemmel bir idman görüntüsünün olduğunu belirtelim. Bu kez Çin piste bu görüntüsünü sahaya yansıtabilir. Son ayakta günün büyük bombasını patlatabilir. Umarız bu isim ikinci ya da üçüncü kalıp cazipliğini yitirmez. Güzel Bursa programında altılı ganyanı yüksek ikramiyelere taşır diyelim. Günün son koşusunu 1 ve 10 sıralaması ile geçelim. Yorumlarımız bu kadar. Yorumlarımızı okuyup değerlendirirken, kendi tuttuğunuz isimlere yer vermeyi unutmayınız. WhatsApp hattımıza katılmak isteyenler, 0542 832 1444 numaralı hattımızı ekleyip üyelik hakkında bilgi alabilirler.